Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı arkkosinüs pi bölü 7 alfa dersek kosinüs alfayı bulacağız. Zaten bir fonksiyon tersiyle işleme gelirse kendisi çıkar. Bu doğrudur. Şimdi ark kosinüs pi bölü 7 diye biz alfa dedik. Kosinüsün tersinde pi bölü 7 alfa ise kosinüsün kendisinde de alfa pi bölü 7'dir. Doğru. Peki. B şıkkı. Buraya yine alfa diyelim. Tanjant alfayı bulursak soru bitecek. Niye tanjant neye alfa dedik biz? Ark kosinüs 4 bölü 5'e alfa dedik. Kosinüsün tersinde 4 bölü 5 alfa ise kosinüs alfa 4 bölü 5'tir. Dik üçgen çizecek olursak kosinüs ne demek? Komşu dikenler bölü hipotenüs. Burası da Pisagor'dan 3 çıkacak. Biz neyi bulacağız? Tanjant alfayı. Tanjant alfa nedir? Karşı dikenler bölü komşu dikenlerden 3 bölü 4'tür. O zaman bu da doğru. Kosinüs arktanjant 2, 1 bölü kök 5. Yine buraya alfa diyelim. Kosinüs alfayı bulursak soru bitecek. Peki biz neye alfa dedik? Arktanjant 2'ye alfa dedik. Bu ne demek? Tanjantın tersinde 2 alfaya gidiyorsa tanjantın kendisinde alfa 2'ye gider. Hemen dik üçgenimizi çiziyoruz. Alfa karşı dikenler bölü komşu dikenler 2 çıkacak. O zaman burası Pisagor'dan ne çıkar? 2'nin karesi 4, 1 daha 5, kök 5 çıkar. Bize ne lazımdı? Bize kosinüs alfa lazım. Kosinüs alfa nedir? Komşu dikenler bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. O zaman bu da doğru. D şıkkına gelelim. A sin kök 3 bölü 2 pi bölü 3'müş. O zaman sinüs pi bölü 3'ün de kök 3 bölü 2 çıkması lazım. Sinüs 60. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Doğru. O zaman E şıkkı yanlış. Ark kosinüs 0 pi diyor. Kosinüsün tersinde 0 pi'ye giderse kosinüsün kendisinde de pi'nin 0 olması gerekir. Ama değil. Kosinüs pi eksi 1'dir. Doğru cevap E seçeneği.